En çok altın dağıtan yarışması. Gelinim mutfakta. Gelinler ve kayınvalideleriyle beraber baş başayız. Siz de bu altınları kazanmak, böyle buradan buraya kadar bileziklerle evinize dönmek istiyorsanız ne yapmanız lazım? Buradaki gelinler ve kayınvalideler gibi www.kanald.com.tr'den veya WhatsApp hattımız 0539 570 3707'den bizlere ulaşabilirsiniz. Öncelikle bunu paylaşmak istiyorum. Evet, bugün çok hararetli geçti. Senin için biraz üzücü geçti. Yeşimcim, bugün hep sen oynadın. Güzel puanlar topladın, Miyase sen de öyle. Yeni girdin yarışmaya ama iddialı girdin. Bugün bir göz daha verdin sanki. Dün de. Bugünden sonra, evet. Dün ve bugünden sonra seni daha çok mu ciddiye alacaklar? Almalılar. Almalılar. Beyhan ablacığım, bugün her o tarafa döndüğümde bana gülen güzel bir abla tablosu var orada. Rönesans tarihi gibi çerçevesiyle. Ne kadar güzel bir poz. Çekildin, geldin mi onu? Evet. Astın mı oraya? Evet. Ben burada yoksam da gelinimin arkasındayım mı dedim? Evet, evet öyle dedim ya. Gelinimin arkasındayım. Altınlarla fotoğrafın var. Aynen öyle oldu. Yaren'in de çok yüzü gülmedi dün, değil mi? Onun etkisi bugün de mi devam ediyor? Gerginsin. Senin de gözlerin doluyor ara ara. Kayınvaliden Filiz Hanım gibi. Şimdi ben seni seyrederken hep şunu söyledim. Yaren çok güçlü, iradeli, tuttuğunu koparan, yeri geldiğinde masaya vuran, ben varım diyen bir kadınsın sen. Değil mi? İddialı bir gelinsin burada. Nasıl bu hale geldin Yaren? Ne oldu dün? Yani dün yaşadıkların bir hafta boyunca etkisi devam mı edecek? Bu yemeklerini etkiler mi? Kayınvalidenin konsantrasyonunu bozar mı? Bilmiyorum, bir şey var. Yapayım. Bir nazar mı var sizde? Bir göz mü var? Göze mi geldiniz Filiz Hanım? Benim zaten yıldızım çok çabuk. Hemen sen buldun diyorlar. Hemen çöküşe geçiyorum zaten direkt. Sen veriyorsun diyorlar, sen buluyorsun diyorlar. Senin tekniğin şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Beni çökerttiler ya. Ama birbirinize güç mü vermelisiniz acaba? Üzülüyorum ben böyle görünce. Yani iddialı yarışmacıları böyle görmek gerçekten beni üzüyor. Bir gün olur, iki gün olur da yedi gün olur mu ya? Siz bir isyan etmeyin. Ya yedi gün üst üste kimse burada geline bir vermedi. Bundan sonra vermeyecek anlamına gelmiyor ama. Tabii umudunuzu yitirmenizi istemem ama işiniz de zor elbette. Bunu ben aslan için söylüyorum. Hayır, bütün, sağ olsunlar bütün kayınvalideler de harcadı. Ben bazılarını yükseltirken bazıları bizi çökertti. Kendimi zaten çökerttim. Evet. Yani bütün kayınvalideler gelinlerine bir puan verir oldu. Yani bu durum nasıl düzelecek? O şeytanın bacağı nasıl kırılacak? Hayır, gene onlar mesela iki, hani gene dört verdi, beş verdi ama ben gelinime hiç dört veremedim, hiç üç veremedim. Direkt bir ya. Mıknatıs gibi diyordu yani, direkt mıknatıs gibi çekiyor diyordu. Bu lafı yani ben hiç söylemedim, ilk defa söylüyorum yani. Şimdi dört aydır buradasınız ama altın listede değilsiniz. Ben görüyorum arkanızda bir tabela var. Buraya ilk geldiğimde onu sordum. 90-90. Şimdi o kadar çok bilezik altın kazanan var ki o listede. O altın listede olmanız gerekmiyor muydu? Yani beş daha alırsak oluyor. Oluyor. Evet. Ama şu an kaç bilezik var? 30. Maşallah. Ümidinizi kaybetmeyin ama. Yani güçlü durun, dik durun. Rakipleriniz biraz çekinsin. Siz böyle yelkenleri biraz indirip de burun abalıya yapmayın bence. Öyle değil mi? Aslıhan, peki sen kendini hatalı hissediyor musun? Yoksa hayır, ben çok güzel yemekler yapıyorum. Benim kayınvalidem bana haksızlık yapıyor, benim tabağımı tanımıyor, anlamıyor mu diyorsun? Cuma'dan beri bilmiyorum, üstümde bir kasvet var. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Bazen yemek yaparken gerçekten böyle kalıyorum yani. Elimde bıçak var, önümde biber var, ne yapacağımı bilmiyorum o an yani. Donup kalıyorum, odaklanamıyorum. Odaklanma problemim var herhalde bu aralar. Yani bilmiyorum, ben yapamıyorum. Bu arada ben gerçekten yemek yapamıyorum. Buraya mı adapte olamıyorsun yemeklere? Yemek yaparken bir anda kafam başka bir yere gidiyor, bilmiyorum yani. Bir boşluk oluyor kafamda. Ne yapacağımı bilmiyorum o anda. Fırında unutuyorum.
Fırını ayarlıyorum, ayarladığım halde unutuyorum. Yani bilmiyorum, bir şey var üstümde. Nuray ablacığım, burada ağladınız, içim acıdı. İçim sızladı gerçekten. Ağlayan kimseye dayanamam. Çok yürekten aktı o gözyaşınız. Kendinizi suçlu mu hissediyorsunuz? Ya evet, biraz da ben kendimi suçlu hissediyorum. Tabii güzel yaptığında da bulamadım. Hani güzel yaptığında da bulamadım. Hani bulmalıydım. Yani bu kadar çabalıyor, ben de bulmalıydım. Yani hani anlamam lazım ya. Hani ben birazcık da bunu belki aslında tam anlamadım. Ondan da oluyor mesela. Hani... Buraya kızım ve torunum için geldim dediniz. Evet. Bütün altınlar Aslıhan'ın olsun dediniz. Evet. Peki Aslıhan'ın kaderini kendi ellerinizle yok edeceğinize mi inanıyorsunuz? Evet evet. Hani şimdi biz bu kadar da geldik, hani torunumla o sıcaklarda geldik. Torunum hani ateşleniyor. O sıkıntıları çektik. Hani bile bile ben onu elimle yakıp hani torunumun önünü kapatmak istemiyorum. O yüzden hani daha çok. Hani bu kadar çektik. Azıcık da sefasını sürelim istiyorum. O zaman VTR ile devam edelim.